Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar. 605. hadise Riyazu Salihinin ikinci cildinin 605. hadisiyle devam ediyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'den rivayetle şöyle buyuruyor ma negasat sadagatun min malin ve ma zade Allahu abden bi ahfin illa izze ve ma tevada ehadun billah illa rafa'ahu evet Müslim rivayet etmiş ve hadiste üç husus var. Önce düz olarak ifade edelim. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı, tevazu sahibi olanı Allah yüceltir. Evet bundan önceki sohbetimizde tevazu konusuna e, değinmiştik. Evet temas etmiştik. Şimdi burada ee, üç ahlaki olan husus var. Evet bunlardan ilki sadaka konusu. Evet şimdi sadaka vermeye hem Rabbimiz emrediyor hem Efendimiz aleyhissalatü vesselam tavsiyede bulunuyor. Evet sadaka yani pek çok şey dünyada yaptığımız hususlar sadaka olabilir. Sadaka tek değildir. Sadece parayla değildir. Efendim malla değildir. İlimle sadaka olabilir. Bir gülümseme bile bir sadakadır. Selam vermek bir sadakadır. Hal hatır sormak bir sadakadır. Evet, bütün bunları nazar dikkate alırsak hayatımız tabii ki farzları yerine getirmek ve günahı kebair büyük günahlar başta olmak üzere günahlardan kaçınmak şartıyla ömrümüz, ömür dakikalarımız, her bir nefes alış ve verişimiz sadaka olabilir mi? sevgili dostlar el cevap olabilir. Evet, niye insanlar sadaka vermekten şiddetle iştina veriyorlar? Halbuki bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sadaka vermekle mal eksilmez. Peki insanlar niye bundan kaçınıyor? Niye cimrilik yapıyor? veya niye cimrilik yapıyoruz? Zannediyoruz ki biz vermekle bizim malımız eksilecek. Elimizi, kolumuzu bağlayan aslında bu mesele. Yani verdiğimizde eksileceğini düşünmemiz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlerin Rabbi olan Allah'ın bizdeki elçisi Efendim bizim varlık sebebimiz olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki eksilmez. Ama nefis tam karşısı eksilir diyor. Evet yani biz tabii ki e, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın içimizdeki o nefsini e, susturmasını, yani bu tarzdaki hadisleri, ayetleri, Rabbimin kelamını, Efendimizin sünneti seniyesini ve hadislerini öğrenmekle o iç dünyamızdaki o karşı gelişleri bertaraf etmeye gayret edeceğiz. Evet. Sadaka vermekle malın nasıl eksilmeyeceğini ise Cenab-ı Hak açıklıyor ve kendi rızası için harcanan malın yerine yenisini koyacağını vaat ediyor. Nerede? Sebe suresi 39'da. Oraya bir bakın isterseniz. Evet. Melek yani Cenabı Hakk'ın Cenabı Hakk'ın eee vazifelendirdiği meleklerden birisi her Allah'ın günü diyor ki Allah'ım verene yenisini ver diye talepte bulunuyor. Dua ediyor, niyazda bulunuyor. Yani bu kulun senin rızanı kazanmak için verdi. Sen de bunu ye, bunun yerine yenisini ver ve malını çoğalt diye talepte bulunuyor. Ve yine Allahü Teala'nın Adem oğlu ver ki sana da verilsin diye hadis-i şerifte ifade ediliyor. Evet, ver ki sana da verilsin. Evet, demek ki vermeyene veriliyor. Ama aklıma şu geliyor tabii ki. Karun azlıkça azmış. Yani bütün bu mal varlıklarının kendisi tarafından kazanıldığını ifade etmiş. Ondan dolayı da böbürlenmiş, kimseye vermemiş, cimrilik yapmış, malı üzerine koydukça koymuş, Rabbim verdikçe vermiş ve o da azıttıkça azıtmış. Rabbim de onun azgınlığına sonuç itibariyle ebedi bir hüsranda karşılık veriyor Evet yani bir yapmış olduğumuz bir takım olumsuz hal hareket tavır davranış ve sözlerin bir bu dünya içerisinde hesabını vermek var ve bir de ebedi hayatta bunun hesabını vermek var ki aslında ebedi hayatta verilen hesap, çok daha çetindir. Ha buradaki bir şekilde geçebilir. Evet bir diğerisi üzerinde çok durulabilir. Yeri geldiğinde konuşuruz. Affedip suç bağışlamak. İşte onunla ilgili de Cenab-ı Hak diyor hadiste affeden kulunun değerini artırır. Kimin yanında? Kullarının yanında. Kendisi ona bir makam veriyor. Onu yükseltiyor, yüceltiyor ve artı diğerlerinin içerisinde de insanların içerisinde de onu ne yapıyor? Belirli bir noktada değerli kılıyor. Evet, affedip suç bağışlamak. Efendim ben affedemem. Çünkü o bana şöyle 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 dedi. Yanlış yaptı bana. Benim onurumla oynadı gibi gibi ifadeler. Tabi her efendim böyle karşıdaki insana küsen yani ona bir tavır alan kişinin herhalde kendisine göre doğru yanlış haklı haksız bir takım nedenleri vardır. Ama burada neden ne olursa olsun. E, suçun affedilmesini istiyor Cenab-ı Hak ve peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Eğer siz o benliğinizi, şahsiyetinizi, şahsiyet demeyelim isterseniz, o nefsinizin arzusunu e, bir tarafa iterek yani e, karşıdaki insanı affedebiliyor musunuz? Bak, Allah Azimüşşan'a karşı sevgili dostlar, o kadar çok suç, o kadar çok öyle kabahat işliyoruz ki. Ve ondan sonra kalkıyoruz, Rabbimden af istiyoruz. Yani şunu bilmek lazım, ben hep onu söylerim. Yani affetmeyen insan nasıl af diler? E madem ki Allah'tan biz af diliyoruz, o zaman affetmeyi de bileceğiz. Evet, biz e, bunu da bu şekilde bilelim. E, ne olursa olsun ilk elini uzatan, ilk selam veren, o küslüğü e, ve farklı tutumları ortadan kaldıran biz olalım ki Allah katında kıymet kazanalım. Evet, hadisten bunları anlıyoruz. Bir de alçak gönüllü olan, mütevazi olanları da Cenab-ı Hak ne yapacak? Yüceltecek. Yani bu insanların arasında efendim kibirli, kendini beğenmiş, burnundan kıl aldırmayan insana, insanlara yukarıdan bakan ve onlara haksız davranışlar sergileyen kişilere ise asla tevazu gösterilmeyecek. Bunu da bilmek lazım. Tevazu nerede gösterilir, nerede gösterilmez? Yani zaman zaman kendi şahsımızdan, şahsiyetimizden, benliğimizden evet bir takım şeyleri ödün verebiliriz. Ama inancımızdan, temsil ettiğimiz Müslümanlıktan, Allah'ın dininden, efendim vatan ve millet sevgisinden ve ona sahip çıkmak noktasında ise asla tevazu içerisinde olamayız. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ya bir, bir ayet-i kerimede onlar kendi aralarında merhametli ama küffara karşı ise son derece haşmetli ve izzetlidirler. Evet izzetimizi de tabii ki koruyacağız. Evet sevgili dostlar tevazuyla ilgili zaten daha önce de konuşmuştuk. Ee, hepiniz Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Tekrar görüşebilmek ümidiyle.